أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Bu akşam ahiret ihtiyaç mı? Ahirete inanmak ihtiyaç mı? Mustafa ihtiyaç mı? Şiddetli ihtiyaç var. Niye? Mesela şimdi sorsalar, hepinize sorun. Yani bir başkasına cevap vermek adına değil ya. Hakikaten ahirete inanmak ihtiyaç mı? Hayatın bir anlamı olmaz. Mesela Ahmet nasıl olmaz? Yani... Niye olmaz? Ahiret inancı olmasa hayatın nasıl anlamı olmaz? Hayat kabusa döner yani. Yok olma düşüncesiyle. Düşüncesiyle. Yani ben madem sonunda şu siyah toprağa dönüşeceğim, madem yok olacağım, hayat ne yapar? Sonu hiç. Baş tarafında hiç yani bilmiyorsun. Ahiret yoksa veya bilmiyorsan zaten başlangıcı da Allah da yok. İki işlik arasında bir varlık anlamı olur mu? Yani son bitince son hiç. Baş tarafta da hiç. Benim paltoyu getirsen biraz böyle biraz burada da şöyle. İki tane hiç arasında varlık olur mu? Olmaz. Başka ne olabilir ya mesela? Mesela bütün hislerimizin, duygularımızın karşılığı burada var. Mesela böyle canımız acı elma istiyor, elma var. Elma var mesela. Gözümüz manzara istiyor, manzara var. Var istiyor var mesela ama içimizde bir şey istiyor, ebed. Ebed istiyorsun. Ebed, sonsuzluk istiyor. Bir anda her yerde olmak istiyor, her şeyi istiyor. He. Bütün envai tatları, çeşitleri istiyor, zevkleri istiyor. Ama burada kısa, mesela hastalıkta bir dişin ağrıyor, her şeyi birden unutuyorsun. Dünyan çöküyor, hastalanıyorsun, dünyan çöküyor. Bir anda bütün böyle arzuların, isteklerin, zevklerin bir anda bitebiliyor. Ama bizde bu istek var, karşılığı var, burada yok. Bunu istiyorum yani. Canlı yayında belki duymadılar diyorum. Elma istiyor, manzara istiyor, kulak, ses istiyor, var. Hı. Ama esas insanı insan yapan yapı, sistem... ruh. Ruh da ebed istiyor. Sonsuzluk istiyor. Terk eder istemiyor. Bir diş ağrısı söyledi. Dünyamız yok oluyor diyor. Şimdi bir de düşün ki ruhunun bu istekleri yok. Yani ne olur? Ne kadar insan ruhem bunalım olur. Başka mesela ahiret niye ihtiyaç? Mesela Mustafa niye ihtiyaç abim? Bu dünyadaki yapılan fiillerin mesela tam karşılığı alınamıyor. Mesela insanlar suç işliyor. Ha suç işliyor. Zulüm yapıyor. Zulüme uğruyor, zulüm yapılıyor. Yani bu evet. Sanki burada herkes herkesi bırakmış. Ne halınız varsa görün denmiş. Ne adalet var, ne merhamet var, ne acıyan var. Hatta tam tersine zalimle mazlum bir tane koğuşa sıkıştırmışlar. Ne haliniz varsa görün. Böyle olsa bu sefer kainatta bir adalet olmaması lazım. Kainatta bir adalet gözüküyor. O zaman bu adaletsizlik gözükmesi eğer karşılıksız ahiret olmasa zulüm oluyor diyor. Mazlum da aynı gidiyor. Evet. Salim de aynı. Peki canlı yayında olanlar sizce ahiret ihtiyaç mı? Var mı böyle kısaca uzun olmayacak böyle söyleyecek? Abi olmazsa olmaz. Abi Renault'un örneğini vermiştiniz. Bir Renault'un sahibi fabrikaya yanaşırken helikopterle yandaki mezarlığı görmüştü. O benim gideceğim yer burası mı deyince dediğiniz gibi hayatı anlamsızlaşmıştı. Ondan sonra kendini öldürmüştü zannedersem. Evet. Yaklaşık olarak 40 meşhurun 40 dünyada meşhur kişinin son akıbetleri diye bir kitap okumuştum.
mesela Tofaş'ın sahibi, bu söylediği kişi Hyundai değil, Dai değil, Honda, Japon şeyi, onun sahibi fabrikasını helikopterle dolaşırken üstten yanında mezarlık görüyor. Renault'un sahibi de öyle. Renault dolaşırken böyle yanında mezarlık var. Hiç ilgisini çekmemiş demek ki. Sormuş yani burası mezarlık. Sonun bu mu demiş yani. Yani bu fabrikadan, bu helikopterden her istediğim oluyor, havadayım. Yani buradan in, orası mı diyor. Sonra yani bunun hayatın hakikaten bir de şeyi sormuş. Bu böyle gitmiş. Honda sahibi şöyle demiş. Hatırladığım kadarıyla. Demiş ki yanında o zaman düşünürlerden almış. En düşünür filozoflardan. Demiş ki dün, bugün, yarın arasında ne fark var demiş. Sormuş onlara. Dün, bugün, yarın arasında ne fark var? Hiçbir fark yok demiş. Yani sonuç bu yani. Mesela dün de güneş doğuyordu. Dün de balık ürüyordu. Dün de akşam oldu. Bugün de oldu. Peki ne değişiyor? Yani insana ne farklılık getirmiş? Elem almaktan fazla bir şey yok diyor. Yani değişik bir elem alıyorsun. Yarın bugünle farkı ne olacak? Sistem itibariyle, ana tema itibariyle hiç farkı yok. Yarın da güneş doğacak. Yarın da acıkacağım. Peki fark ne olacak? Şimdi almadığım elemi yarın sıkıntı alacağım. Birisinin şeyi söylüyor yani. Sevdiklerim tek tek gidiyor. Yok ben gitme olursa, ben gitmem olursa hepsinden ayrı ayrı kopuyorum. Ondan kopacağım, kızımdan kopacağım, teyzemden, halamdan, babamdan, aşımdan, işimden, eşimden, arabamdan, yatımdan, katımdan, atımdan, hepsinden tek tek kopacağım yani. Ölmek demek bu demek ya, diyor. O zaman niye ben yarınki elemini alayım ki diyor, hayatına noktalıyor orada. Başka bir şey söylemek isteyen var mı? Ahiret niye var? Ahiret ihtiyaç mı? Dediklerinize göre anlam kazanması için var o zaman. Yani mesela evet Atakan hukukçu, avukat. Şimdi hukuk lisan söylediği için bu hayatın sonunda ahiret yok diyelim. Tamam o zaman bu dünyada ne ki yani? Niye var ki? Niye masraf ediliyor? Edilmiş. Mesela şöyle düşün. Bugün maaşı aldın. Hiç böyle para çektikten sonra vallahi bu 200 liranın nasıl yandığını görmedim diye tutuşturan var mı? Varsa istisnadır ve Bakırköylüktür. Senelerce uğraştığı bir araba veya bir daire alıyor. Vallahi bu binanın nasıl yandığını diye Mehmet Latifoğlu burayı yaksa nasıl bir adam olur? İnsan malını yapar mı böyle? Aldığı arabayı yakar mı? Yaptığı binayı yıkar mı? Niye yapmaz? Çünkü kendisinde malına sahip çıkma var. Mesela benim orada kalem düşse, ver bir dakika basmayın. Ver o kalem, kalemimi ver. Bir kalem. Ama başkasının telefonu düşse değerli. Arkadaşlar orada telefon var kimin? Bu kadar rahat. Basılsa da mümkün o kadar. Demek ki malına sahip çıkma özelliği maddenin fonksiyonu değil. Bedenin, hücrenin yapısında değil bu. Malına sahip çıkma, israf etmeme maddenin fonksiyonu olmadığına göre insanda bu duygu varsa malına sahip çıkma bunu bana veren de hadi var. O zaman eğer bu hayattan sonra ahiret yoksa sana bu kadar edilen masraf israf olur. Mesela bugün ne kadar masraf edilmiş? Adın neydi delikanlı senin? Bekir. Kaç yaşındayız abi? 27. Bak bugün kaç defa nefes aldın? Ben de bilmiyorum. Bak bir masraf değil mi? Yoğun bakımda değilsin. Bak yoğun bakımdakiler belki de sayar. 1, 2, 3. Yoğun bakımda değiliz. Demek yoğun bakılıyoruz. 27 değil mi Bekir? Evet. Mesela bugün güneş doğdu. Bugün de ayaklarını kullandın.
böbreğini kullandın, yağmuru kullandın, değil mi? Gözü kulağı kullandın. Peki deseler ki sabah namazından akşam namazına kadar iki gözünü kiraya vereceksin. Ama iki gözünü sen akşam öyle oturacaksın. Kaça kiraya verirdin? Ben kiraya vermez misin? ben senden rica ediyorum. Biraz kapatır mısın? De. Bir dakika bak bakalım. Çok zor değil mi dayı? Zor. Çok zor. Kiraya vermezsin değil mi? Peki bu kadar kıymetli bir cihazı insan sokakta mı buldu? Anne karnında karanlık, kör maddelerden göz yapılıyor. Normal bir teknoloji mi peki? Delikanlı sen kaç yaşındasın? 28. 28. Adın ne senin? Eren. Eren, 28. Annenin yediği fasulye, ekmek, lahana, balık, şu bu. Hepsi de kör değil mi? Evet. Ekmek kördü. Anne karnı da karanlık. Kör maddelerden, karanlık yerde aydınlık aleminin anahtarı olan göz yapılıyor. Normal bir teknoloji değil yani. Şimdi kör maddelerden, karanlık yerde gözü yapan zat en az bizim kadar görüyordur değil mi? Görüyor ya. Yani kör doğuştan ama bana göz yapabilir mi? Neydi? Eren'di değil mi? Eren sen arabayı ama doğuştan ama birisine oto boyasına boyacısı olsa ve orto kaportacısı olsa teslim eder misin? Hayır. Mümkün mü? Ama'ya arabanın kaportayı Ahmet yapar mısın? Ha, bunu boya. Yok. Göz kör göz doktoru olur mu? Kör yani. Bak bakalım karşıda bir şey diyorlar orada. O nedir yani göz doktoru olsa böyle? Ne yapacak bu bana? O zaman bana gözü veren kör olmaması lazım. Bana kulağı veren sağır olmaması lazım. Değil mi? Burada beraber miyiz? Beraberiz. Bana ebed arzusu veren kendisi fani olmaması lazım. Bana kendisi bekayı vermiş, sonsuzluk vermiş ama veren fani. Bana gözü vermiş, ona benziyor. Bana gözü vermiş ama kendisi kör. Kel diyor, ilaç yapabilse kafasına sürerdi derler ya. O zaman bana gözü veren kör olmaması gerektiği gibi, bana aklımı veren akılsız da olmaması lazım. Bana sonsuzluk, beka, ebed özelliği veren, isteğini de veren demek ki fani değil. O zaman bunlar neyi gösteriyor? Maddenin fonksiyonu değil. Yani şu 60 kilo, 70 kilo maddi yığına, domatesten, fasulyeden, kabaktan, patatesten olan şu hücrelerin özelliği değilmiş bu. Beka arzusu. Vefa mesela değil mi? Edep, haya, utanma, şefkat, aşk. Maddenin özelliği mi? O zaman şöyle olur. 70 kiloluklar, 70 kilo insanlar hepsi aynı şeyi hisseder. 90 kilo insanlar da aynı şeyi hisseder herkes. Hepsi aynı şeyi hissediyor. Yani maddenin fonksiyonu olur. Şöyle diyeyim. 100 kilo kumla başka bir yerdeki 100 kilo kum aynı şey. Değil mi? 100 kilo kum, 100 kilo başka yerdeki çakıl. Yani aynı şey. Yani maddenin fonksiyonu olsaydı bizim kilomuzda eşit olan herkes bizim gibi hisseder. Bizim sevdiklerimizi sever. Bizim sevmediklerimizi sever. Eşit olurdu. Ama hepsi ayrı. 60 kiloluklar hepsi farklı düşünüyor. Evet. Peki başka ne olabilir? Yani dedi ki Atakan demişti. Eğer bu hayattan sonra ahiret yoksa hayat anlamını yitirir. Hiçbir manası olmaz. Bir de dünyada bize edilen bu kadar masraf israf olur. Bugün karaciğeri kullandın, böbreği kullandın, dalağı kullandın. Şey dedi ki Bilal mıydı? Bekir. Ha Bekir. Bekir gözü kullandık, kiraya vermediğimiz gözü kullandık. Mesela diş. Dişi kiraya ver mesela. İyi ki böyle bir şey yok. O zaman bu kadar masraf edilmiş. Güneş de çıktı. Elektriğin faturası geliyor değil mi Bekir? Tabii. Güneşin faturası gelse. Değil mi? Mesela telefon faturası geliyor. Bir de kulağın faturası gelse. Bekir bu kadar telefon kullandım ver diyor.
şebeke. Peki kulak, kulağa fatura gelse? Allah Allah. Eta şu. Çok acayip ya. Ne zeka gelişiyor, öyle bir şey gelişiyor ya. Fesbihallah. Yani kulağa çalışmasa zeka gelişmiyor, anlayış gelişmiyor. Başka eklemek isteyen var mı? Yoksa başlıyorum. Mesela ahiret ihtiyar... Efendim abi dinliyorum. Abi peki kafirler için nasıl oluyor bu dünyada? Yani masraf, o yapılan masraf nasıl oluyor abi ehli iman olmayan için? Peki ahiret, sana sorayım. Ahirete inanmıyor, bu kadar masraf var. Mesela bugün, bugün oksijenle yoğun bakımda olanlara düşünün ne kadar masraf hastanede. Biz aletsiz yaşadık. Demek ki bu kadar masraf edilmiş. Elektriğin faturası geliyor, güneşin faturası gelmemiş. Suyun faturası geliyor, yağmurun faturası gelmiyor. Bugün mesela ortopedi veya şey düşün, ayak, ayakta yürüyen cihazlar. Biz ayağımızı kullandık. Bunu masrafını düşün. Şimdi bu adam bunun bedelini ödemeden yaşıyor. Fatura gelmedi. Fatura gelmedi de güneşin faturası gelmedi. Ama elektriğin faturası geldi. Bunun bir yerde faturası gelmesi lazım. Bir yerde bu kapitalistler, inkar eden kapitalistler emeğe, emeğin bir karşılığı olması lazım diyor. Karşılıksız hiçbir şey yok. Bu inkarcılar peki ne yapacak? Fatura çıkacak. Fatura bizde bu dünyada çıktı. Dedik ki ya Rab şu ayağın faturası, Allahu Ekber, namazı kıldık. Gözün faturası burada, harama bakmadık. Faturası buymuş. Kulağın faturası kötüyü duymadık. Kalbin faturası haramı sevmedik. Aklın faturası yanlışı düşünmemeye, yanlışı söylememeye çalışıyoruz. Fatura bu. Bu faturayı ödemeye ne yapacak? Fatura bir yerde ödeyecek. Faturası çıkacak. Ne zaman çıkacak? Öldüğünce de değil. Ne zaman biliyor musun? Böyle korona olduğu zaman, yoğun bakıma girdiği zaman, korkmayın, korona korku var içinde. Korkmayın bak, maskem yok benim. Pet de olduğu yok. Polis yapmasın işe. Yani tedbir almak lazım ama korkmamak lazım. Grip hastalığın içerisine korku koydular, harmanladılar, adını korona dediler. Tamam? O daha önce biz oluyor. Şimdi bu adam neyse yoğun bakıma alındı ve hastaneye gidiyor. Ahiret inancı yok. Fatura başladı o an. Arabayla gidiyor hastaneye. Şimdi söyle bakalım Adem. Şimdi bu adam gidiyor. Nefes alamıyorum. Çabuk. O anda bu kafası iptal mı oldu mu? Yok, kafası çalışıyor. Bu kadar koronayla şu kanser manserle hastalıkları ait videoları dinledi. Videoları dinledi. Kafasında bir sürü malzeme var. Şimdi o ayrı ayrı videoları hastaneye giderken, hastanede yatarken heyecanlı heyecanlı doktorların hareketlerini görse ne yapar Celal? Fatura? Aktif olur değil mi fatura? Neye tutunacaksın be kardeşim? Nefes alamıyorsun. Nereye tutunacaksın? Neyle teselli bulacaksın? Lan biz bu kadar okuyorum. Ben bu kadar bu işte koşturuyorum. Haman haman her akşam bir yerde dersteyim. Her akşam. Her gün birkaç ders yapıyorum. Gene ödümüz patlıyor. Ne diyeceğiz diye. Tamam. Peki canımız da sıkılmıyor bizim. Nefes de kesiliyor bazen. Oluyor bir anda. Neye tutunuyoruz? Hemen bir hizmet, bir dershane açılışına. Öyle kıldığın namaz, tuttuğun oruçta da değil ha. Böyle insanlara yaptığın hizmetten böyle hemen tutunuyorum ona ya, tutunuyorum. Ve nefes alıyorum, rahatlıyorum. Şimdi yoğun bakıma girdin, Allah yok, ahiret yok. Be kardeşim, ölümü bayılmak mı zannettin? Bayılmak mı zannettin? Ne olacak şimdi? Fatura o anda başladı. Zaten yaşıyor fatura ya. Adam dedi ya işte bana. Geçen tabi her şeyi nakletmiyorum size.
gece kaçtı ya. Dedi ki, hocam dedi, uyandırdığımı çok iyi biliyorum dedi. Baştan, temelden, baştan aşağı özür diliyorum. Baştan aşağı, yatamıyorum, yatamamak bir şey değil, dayanamıyorum. Neye korkuyorsun? Beni nereden tanıyorsun, nereden buldun? Kadın işte bilmem nereden almış, o da nereden almış, ne almış. Yatamıyorum. Ne var? Ölüm korkusu var diyor. Ondan sonra hastaneye gitmiş, bir iğne vermişler, iğne vurmuşlar, göndermişler. Ölüm korkusu. Nasıl? İğneyle geçer mi şimdi? Ölüm korkusu ne? Öleceğim diyor. Zaten öleceksin dedim ya. Şimdi çare aradı adama bak. Ya hocam diyor, ölüm korkusu var diyor. Mustafa derse başlamadığımı biliyorum ama ölüm korkusu var diyor. Dedim hakikaten maalesef öleceksin dedim yani. Ne diyorsun hocam? Herhalde ben yalan mı söyleyeyim sana? Ölmeyecek misin diyeyim dedim. Öleceksin. Tamam o zaman siz nasıl yaşıyorsunuz dedi. Ben illa hoca olmak gerekiyor ki. Sen dedim Allah'a iman dedim ve orada durmuş. Ya kaç yaşındasın? Daha yaşlı dedi değil. Yaşlı da değil. 47 yaşında. Ne olacak şimdi? El frençek takoz gibi mikrop girdi. Ben de şimdi hocam ölüm korkusu var. Estağfurullah ölür müsün ya öyle kafana geldiği gibi öyle olmaz ya ölüm olur mu ya gelmeyecek falan da diyemem. Yalan olur. Öleceksin tabii ya. Nasıl yaşıyorsunuz? Biz onu yorumluyoruz. Senin gördüğün gibi ölümü görmüyoruz. Ustad diyor ki ölümün zahirde gözüktüğü gibi çirkin değil. Siyah peçesinin altında güler yüzler var. Arkasını biz görüyoruz. Arkasını seyrediyoruz. Şu gördüğümüz gibi mezara girmiyoruz biz. Mezara bedeni sokmadan önce biz cennet alaya çıkacağız. Ruhumuz gittikten sonra Mustafa'lar, kardeşler de benim cesedim oraya gömecekler işte. Ben çekip gitmiş olacağım zaten. Hasan abi kendisinin öleceğini zannettiğinden mi korkuyor? He ama daha önce bastırmış Mustafa öleceğini, şimdi mi aktif olmuş? Ölüm korkusu var, aha öleceğim diye her an öleceğim korkusu var. Hadi çöz hadi. Oysa ölen kendisi değil. Ölen kendisi değil tabi. Ama öyle zannediyor, ondan korkuyor. Böyle. Harika. Küllü nefsin zâ inkatül mevt, küllü ruhun değil. Demek ki ölecek beden. Beden ruhun ayrılmasına ölüm denmiş. O zannetmiş ki ruhu ölecek. Ondan mı dehşet alıyor Mustafa? Harikasın maşallah. Güzel. Demek ki ruh ölmez. Küllü ruhun denmemiş. Küllü nefsin. Nefis nedir? Bedensel hazlar. Dünyaya bağlı ahtapot gibi bedensel hazların dünyadan koparılmasının adı ölüm. Onu ruhun ölümü anlamış. Ben öleceğim diyor. Sen ölmeyeceksin. Ama ben ona nasıl anlatacağım ben bunu? Öleceksin dedim. Şimdi ne yapacaksın? Yalan mı söyleyeyim? Peki nasıl yorumluyorsunuz? 232 değil mi? Lemalarda. Ölümün zahirde çirkin siyah peçesinin altında güler yüzlü tebessümlü şeyler gördüm diyor. Mesela güzelle kapatılır ya peçesi olur ya hanımlar kapalı. Ama altında güzel var. İşte peçe gibi gözüküyor. Hadi bakalım. Ama bir şey söylemek isteyen varsa gene bu akşam böyle müzakereli tarzında olabilir yani. Başka söylemek isteyen var mı canlı yayında? Yoksa ben haşirle alakalı öldükten sonra dirilmenin ahirete dair bir paragraf okuyacağım. Ama varsa onu da dinlerim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم قل الروح من أمر ربي صدق الله العظيم 29. söz 519. sayfa 3. medar şimdi bak akıl ve hikmet kafir, Müslüman fark etmeden bütün insanların ortak malına hikmet deniliyor. Kafir de olsa hikmet var. Çok ilginçtir. Bütün insanlar dinde birleşmemiş. İnkarcılar var. Dini kabul etmiyor. Ama mesela şu parmakta ne demek ya? Ne anlama geliyor? Bunu düşünmek hikmet oluyor.
Hikmet insanın ortak buluşma noktası. Mesela bu göz kapağı niye inip çıkıyor? İnip çıkarken böyle sürtse Adem. Yanar mı abim? Yanar tabii. Arabanın sileceği, araba mı değil misin? Silecek çıksa ama zız zız, su atmasa silecek kopar mı? Kopar. Bu kapakta günde belki de ne kadar inip çıkıyor? Isınmaması için her inip kalkarken zız, arabanın sileceği gibi zız, su atıyor. O su ısınmayı kaldırıyor. Gözü de onunla besleniyor. Gözün içinde damar yok. Göz görmesine mani olur diye. Damar yok. Gözü besleyen bu kapak inip çıkarken ısınmasın, sürtünmeyi ortadan kaldırayım diye, kalksın diye hem ısınmayı, hem sürtünmeyi, hem beslemeyi yapan su. Sonra inip çıkarken Adem, sonra gözlerde olan pislikler oluyor ya, ne yapacak? Surattan aşağısı olur mu böyle? Ne yapar? Allah o gözü inip çıkarken, sileceğin, temizlerken pisliği de şu gözün yapısından buruna kanalizasyon açılmış. O pislik bu kanalizasyondan akıyor. Sonra elini sokuyorsun veya abdesti pşşt diye kanalizasyonu dışarı atıyorsun. Tıkanınca göz çapaklanıyor. Gözden aşağı akıntılar oluyor. Allah bu insana yakışmaz bu diye gözden buruna kanal açmış. Kanalizasyon açmış. Yani buradaki akıntı oraya gidiyor. Beyindeki akıntı oraya gidiyor. Görüp şimdi niye inip çıkıyor? Niye yanmıyor? Niye bölün gibi ısınmıyor diye kafir Müslüman fark etmeden bilim adamı araştırıyor. Ortaya oraya bulunan cevabın adı hikmet. Ha, demek ki din ortak değil. Din ortak değil. Hayat ortak değil. Beraber aynı şey. Memleketleri ortak değil. Yani fikir olarak da fıtrat olarak mı ortak? Fıtrat olarak hikmet aramaları ortak. Hikmet beşerin ortak tarafıymış. Hikmet. Akıl Kur'an'a muhatap olursa akıl var. Kur'an'a muhatap olmayan akıl zekadır. Zekaya dönüşür. Akıl, hikmet, istikra ve tecrübe. Şahadetiyle sabit olan hilkat-i mevcudattaki Adem abesiyet, Adem israf, saadet-i bedi işaret eder. Sırf bu yetiyor. Bu cümle bitiyor. Aldıktan sonra dirilmenin ispatı bu yetiyor bu cümle. Bir daha okuyayım ve izah edeceğim. Akıl ve hikmet ve istikra. İstikra? Araştırma. Tam araştırma. Tecrübenin şahadetleriyle sabit. Demek ki akıl, yani bu ne işe yarıyor? Niye böyle? Ha, sen dozercisin. Senin o dozerin var ya böyle. Hani şey diyorlar, o eder mi diyor böyle. Hani, dozer ele bakılarak yapılmış. Evet, el gibi gidiyor, pat kaldı. Eli model almış. F-16'lardaki radar gözün yapısından kartalın gözüne bakılarak yapılmış radarlar. Denizin altındaki sonar sistemi var. Denizaltıların gözetleme o radar sistemi de Yunus'un gözüne bakılarak yapılmış. Sizin dozer meseleleri ele bakılmış. Oradaki o yağ sistem biraz benim esnem kaslara bakılarak yapılmış. Peki bunu yapan nereye bakmış? Hidrolikler mi? He? Hidrolikler mi? Hidrolikler evet. Hidrolikler bu kasların sıvılara bakılarak yapılmış böyle. Hele uçak bununla şey yapıyor. Uçak kanatı o hızda. O hidrolik sistemiyle basınçla şey yapılıyor. Şimdi radar kartalın gözüne bakılarak yapılmış. Peki kartalı yapan nereye bakmış? F-16'ın üzerine yazıyor. Maddein Türkiye, maddein Germany, maddein Almanya, maddein Amerika diyor. Kartalın üzerinde ne yazıyor? Allah. Maddein Allah değil mi? Maddein Allah. Bu Allah'ındır. Gözünü ve 9 defa büyüterek görüyor kartal. Bir defa o radarın gördüğü bir tek değil bu. Bir şeyi 9 defa büyütebiliyor. Gördü tak biraz da iki katına ve saatte 300 kilometre hızla
avına dalıyor. En hayret ettiğim şu, hız bir şey değil, neyse yapar ama 300 metre mi? Yok, 300 kilometre ile giden bu kartal aynı anda dönebilmesi, benim onu anlayamıyorum. Bizim hoca uçak okuduğum için biraz. Hoca diyor ki, burayı anlayamıyoruz diyor. Yani bu pikeyi nasıl yapıyor? Yani hidrolikler, hava basıncılar, şeyler, bir sürü şeyle sayar ama bu olamaz yani. Bu patlaması lazım. Bu organları patlaması gerekiyormuş. Aynı hızda geri dönüyor. Avına bir dalıyor ve ters dönüyor. Yani bilmem kaç santimetre kalınca dönebiliyor. Yani hakikaten maddeyin Allah. Şimdi diyor ki, niye ahiret var? Akıl. Akıl düşünüyor. Bunları işte biraz önce anlattıklarımız düşünüyor. Bir de her şeyde hikmet çıkarıyor. Yani bu niye ya? Bu niye var? Bu neyi ifade ediyor? Bu ne anlam taşıyor? Anne karnında çocuğa el kol takılmış. Hiç böyle bir şey görmesek, ilk defa bir insan gelse, annenin karnındaki çocuğa, koluna, bacağına, gözüne, kulağına anlam verebilir mi? Orada top sahası yok, niye ayak takılmış? Orada manzara yok, göz niye takılmış? Orada bir ağaca tırmanmayacak, Bekir'di değil mi Bekir? Evet. Niye el takılmış? Orada ses yok, kulak takılmış. Manzara yok, göz takılmış. İşler yok, kafa takılmış. Sevecek bir şey yok, kalp takılmış. Bir orada işe yarayan kordon. Onun annesiyle bir. Niye takılmış sence Bekir? O çocuğa niye ayak takıldı sence orada? Eren, sence niye takıldı? Hayret için sınav. Ama niye böyle çocuğu, anne karnındaki çocuğa niye ayak takıldı? Orada işe yaramıyor. Senin adın neydi delikanlı? Mustafa. Mustafa kaç yaşındayız abi? 33. Sence anne karnında çocuğa ayak niye takıldı? Celal niye takılmıştır? Halı sahada top oynayacak. Halı sahada top oynayacak. Futbolcu ya. Bak. Futbolcu ya. Eski futbolcu. Yani. Hazırlık. Ha. Nereye gidecek bu çocuk? Nereye doğacak? Dünyaya doğacak. Dünyada ne lazım? Ayak lazım. El lazım. Göz lazım. Kulak lazım. Kulak lazım. Ha, demek ki orada değil ama gitti. Heh. O zaman şunu düşünebiliriz. Heh. Bundan sonra da bir hazırlık yapmamız lazım. Harika. Şimdi bak, anne karnındaki ayak dünyayı gösteriyor. Anne karnındaki çocuğun gözü buraları, Irmak Köyü'nün dağların tepelerini seyretsin diye orada takılmış. Orada yok, işe yaramıyor ama gidecek olduğu yerde işe yarayacak. Ha, bizde de Bekir ezel arzusu var, sonsuzluk arzusu var, istekleri var. Bitmez tükenmez isteklerimiz, arzularımız var. Ölmek istemiyoruz, hasta olmak istemiyoruz, yaşlanmak istemiyoruz. Dedelerimizle görüşmek istemez misiniz ya? Evet. He? Bak abim kaç yaşındasın sen? 66. 66 bak, dedelerimizle görüşmek istemez misin deyince hemen aktif oldu. Nasıl yaptı kafayı biliyor musun? Evet. Onun için ilgimi çekti. Bak. Evet. Allah Allah. He? Şimdi anne karnında çocuğa takılan organlar orası için değil, gidecek olduğu yer için yapılmış. İnsanın da ruhunda bulunan o istek, arzular, ebed, sonsuzluk, bir anda her yerde olayım, her istediğim olsun, istemediğim olmasın istekleri de burada değil, orada kullanılacak. Olduğu için takılmış bize. Mesela sanatkarını görmek. Sanatkarını görmek. Peygamber Efendimiz'i görmek, sahabilerini görmek, Hazreti Ömer'i görmek, İslam alimlerini... En çok neyi merak ediyorsun orada? Şey, neyi görmek? Tabii ki beni yaradanı görmek isterim. En çok Allah'ı mı görmek istersin? Yani beni evet. Yapanı görmek isterim. Yani. En çok değil mi? Bana, Allah nasıl bir şey diye. Yani bana bu hisleri takan, nasıl yokluk aleminde, varlık alemine çıkaran, bu kadar nimetleri döşeyen, bana gösteren, bu kadar his ve duyguları veren... Çünkü ben hiçbirini yapmamışım, bilmiyorum. Hiçbir organı Bekir, Eren, Mustafa değil mi? Hangi organ bizim ilmimizde yapılmış? Bir tane karaciğer, böbrek, dalak. Hep hazır değil mi? Evet. Hazıra konduk. Bir tanesi bizim değil ya. Ben yapmamışım ya. Bilmiyorum, sizinkiler de öyle herhalde. Ben yapmamışım. Şimdi ahirete en çok kimi görmek isterdiniz? Bu Celal dedi ki Allah'ı görmek isterdim. Peygamberimiz Allah.
Peygamberimiz Allah'a. Başka? Orijinal söyleyen var mı? Başka bir çeşit söyleyen var mı? Adem sen neyi görmek istedin? Ben de Allah'a abi. Allah'a görmek istedim. Canlı yayındakiler en çok neyi, kimi merak ediyorsunuz? Neyi görmek isterdiniz? Kendine mi? Ya. Bu ben değilim ki. Bu kim? Benim yüzüm. Benim gözüm. Benim gözlüğüm der gibi. Benim gözüm görmez onu. Benim aklım düşünemiyor. Benim ruhum sıkılıyor. O ben diyen var ya. Ha, o işte. O en orijinal o. Onu merak edince zaten gerisi kolay. Orijinal bir şey söyleyeyim ya. Söyle Mehmet. Peygamber Efendimiz'in gördüğü gibi Allah'ı görmek isterdim. Oo, bu değişik oldu. Peygamberimizin gördüğü gibi Allah'ı görmek isterdim. Muhal ama yine. Ama niye muhal ya? Deme ya öyle muhal ya. Niye kayıtlıyorsun? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta gördüğü gibi sen de görürsün. Ahirette. Ama ahirette Peygamberimiz daha acayip görecek ya. Hep gelişme 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 ya. Bütün İlk gördüğü isim, gibi değil tabii. Bütün isimlerin azami mertebesinde görüyor yani. Bu istek var mı sende? Olmaz mı? Varsa Allah cennette reddetmeyecek ki. Ne istiyorsanız var. Bir ümmülesin yani Risale-i Nur talebelerine inşallah ve inşallah herkese diyelim, bütün Müslümanlara diyelim. Ama Risale-i Nur talebelerine daha cami bir şekilde derecesine göre nasip olacak. Yani. Evet hocam, onda şüphem yok. Evet. Çünkü bu ders onun dersi değil mi yani? Bugün tabii, bugün mesela Mehmet ders okuyordu, tamam dersimi çalışıyordu böyle. Vicdan çalışıyorum ya. Hepten acayip oldum ya. İyi değilim yani. Ayağım pek var. Dima projem bitti. Yani hepsini daha ders yapamadım. Dışarı çıkartamadık ama ben araştırmam bitti. Benim dünyam da bitti. Vicdana indim. Vallahi söylüyorum bak. Vallahi söylüyorum. Bir haftayı 10 günü geçmiş. 741. sayfadayım sözlerde. Vicdan. Bir sayfa. İnan 10 günü geçti. 10 günü geçti. Balık oltaya tık tık ediyor. Gelmiyor. Yani alıyorum, alıyorum, biraz da alıyorum. Geçemiyorum, ezemiyorum. 10 günden beri oradayım. Vicdan. Şimdi bir Allah Allah. Şimdi beni nereye götürdü biliyor musun Mehmet? Tabii bu gençler var yeni. Keşke böyle husus sana şey yaparım böyle. Yani bizim hiç düşünmediğimiz bir şey var, bu gaye var. Yok esma hükmünü icra edecek, insanlar imtihan için gelecek. Hiçbirisi tatmin etmiyor. Yok esma hükmünü icra ediyor, Allah kendisi seyrediyor, insan fıtratını şey yapıyor. Değil, başka şey, başka bir şey var. Onu ben sana özel anlatacağım. Yani başka bir gaye var bu kainatta. Bu gayeyi kısmen bildiğin zaman ne cennet ne cehennem hiçbir şey kalmayacak. İnan bana. Ne cehennem endişesi ne cennet sevdalısı da olmayacaksın. Çok başka bir gaye var. Başka, çok acayip bir şey yani. Bir parça 286 mektubatta var cevabı. Var mı? Ha, bu akşam bak. Üstadımız onun için mi diyor ki bana saldıranlar zulmedenler imanlarını kurtarsalar hakkımı helal ederim diyor. Hakkımı helal ederim. Bazen de diyor ki cehennemi bile şeye kabul ederim diyor. Allah Allah. Yani bu. Bir kişinin iman kurtulması adına. Ben şimdi aklım almıyor onu. Aklım. Allah şimdi hiç almadı yani. Hiç almaz. O zaman 20 senedir almıyor. Evet. Almadı. Hay Allah razı olsun ya. Aynen. Şey yapamadı. Aklı almıyor bak. Hapishaneden hapishaneye sokanlar şey yapanlara imanların insanını kurtarsa hakkımı helal ederim demesi aklım almıyor diyor. Almıyor. Bir de cehenneme girmeye razıyım diyor ya. Cehenneme gitmeye razıyım. İmanlarını kurtarsın. Sen o sobanın yanındasın şimdi. Şimdi o nasıl gireceksin kuzunun içine? Yani işte hakikaten. Şimdi bir tane genç namaza başlasa, Allah'a iman etmesi adına şu kuzuna girebilir misin? Kim girebilir? Yalan mı söylüyor usta? İşte onun için. Diyor. Yani şaka demiyor yani. Şu kuzunayı görüyor musunuz o hoca? Mustafa odun gibi alabilir misin? Tamam bir kişiyi kurtuldun ama bedeli gir. Hangimiz güleriz ya? Ya taklitten söyleriz. Yani yok ha kuzun orada. Çok zor değil mi? Başka bir ruh nasıl diyebilmiş? Onu işte, bu da onun cevabı olacak.
işte şu anda ifade edemem çünkü bu ders değişir. Ruhun başka bir şeyi var, gayesi var. Öyle ateş mateş de yakamıyor bu sefer. Ruha o başka bir gaye, ruha giydirilirse, ruha iman libası giydirilirse ateş yakmıyormuş. 20. sözde geçiyor. Ruhunuza iman libasını giydirin diyor. Nasıl ki diyor dünyada bir madde var, amyant. Yani elbiseyi giydiğin zaman vücudun yanmadığı gibi. İman libasını da ruhuna giydirirsen ruh yanmıyor ateş, cehennemde. Ama iman libasını ruha giydirdiği için kuzineyi öyle görmüyor yani. Cehennemi de öyle görmüyor. Benim takip ettiğim şey başka. Ustad etmiş bunu. 286 mektubatta söylüyor. İzah ediyor yani bunu. Onu da ruhuna giydirirsen herhalde o düşünce kuzinayı da yakmaz. Şey kuzinasını yıkamaz. Yani o zaman Hazreti Ebubekir radıyallahu anh benim vücudumu öyle büyütüyor ki. İşte o ruhla söylemiş. O demek ki o zaman o ruhla söylemiş. Yani ruhuna, ruhunu böyle düşün. Bir elbise giydirmiş iman. Bir elbise de giydirmiş. Allah'ın esas bu kainatı yaratmasındaki gaye cennete gitmek, cehennem, imtihan, istidat, kabiliyet, esma-i hükmün icraatçık değil. Başka bir şey var. Onu giydirmiş. O zaman burası orası hep aynı olmaya başlamış böyle. Yani şu anda işliyoruz ya şu anda dersi. Eylullah şu anda şu ortamı burası köy ya, burası dershane ya. Burayı cennet bahçesi gibi zannetmiyor, görüyor. Yani şu anda üstü açılmış, üstü şey yapılmış. Şu anda oturduğun yer burası değil. Cela diyor tabii. Biz de naklediyoruz. Yani biz bilmiyoruz ya ama dünya ahiretin üzerine tenteneli perde ya. Nasıl ki ben sana hitap ederken cesedine mi hitap ediyorum? Duygularına, aklına hitap ediyorum değil mi? Öyle bir hal geliyorsun ki derste coşuyorsun, bedeni bile unutuyorsun değil mi? Her şeyi, çoluk çocuğunu unutuyorsun. Öyle değil mi? Özel hayatını unutuyorsun, şunları bunları unutuyorsun. Yani o duygu elbiseni sarmış bak. Şu anda bir manevi atmosfer ruhuna gıda vermiyor mu? Şu anda ruhumuzda huzur yok mu? Var. O ne yaptı? Ruha elbise giydi işte. Düşün ki şu andaki huzur ruhu sarmaladığı, bu huzur 70 kat ileride olsa, daha kaliteli olsa. Ne olurdu? Sen işte burası, orası. Burası ahiretin şeyi oluyor. Mezraları oluyor. Görüntü yerleri, görüntü alma yerleri oluyor. Allah Resulü demiş yani bu ilim meclisleri cennet bahçelerinin bir bahçedir. Gibi de demiyor. Cennet bahçeleri gibidir. Cennet bahçesidir diyor. Yani biz madde gözle baktığımız için burasını burayı zannediyoruz. Burayı biliyoruz ama manevi tarafa geçebilsek şu anda orası. Yani ben Mustafa ile bir iki hafta takıldım da şunu anladım. Yani o alemden o arkadan baktım mesela bambaşka bir alem. Şimdi vakıflar, ben sana demedim Mustafa'ya fazla takıldım. Şimdi vakıflar şimdi biz dünyadan baktım bambaşka bir alem. İkisi ama çok ayrı yani. Çok ayrı. Çok fark var. Çok. Onun arkasına geçince bakınca çok değişik. Ama madde bizim dünyaya gelince insan orada boğuluyor maalesef. Aldanıyor yani. Evet. Tefsir aldanıyor. Ya. Böyle o Allah'ın o gayesini fark edince artık gece 1-2 bakarsın köyde dağlara doğru yürürsün. Dağlara doğru yürürsün böyle bakarsın artık mevcudata ağaçlara selam vermeye kalkarsın ama öyle yapmaz sakın birisi de görürse bakır köylük derler. Şimdi kızıl ağaca selamünaleyküm falan desen falan de. Durum hepten iyi değil ya. Şimdi neyse gelelim buraya. Akıl, hikmet, istikra yani araştırma. Ne demek? Fıtrata bakıyoruz ne istiyor? Ne istiyor? Araba. Verdik doymuyor. Ne istiyor? Eş. Verdik doymuyor. Gene istiyor. Ne istedi? Neyi doyurduk ki? Hiçbir şey doymuyor. Değil mi? Baklava yiyorsun.
Oluyor çömek, gene istiyorsun. Ne istedikse doymuyor. Tamam, bunu elime geçirirsem tamam diyorsun. İşte öyle olmuyor. İşte bu niye doymuyor? Çünkü insanın karşılığı değil burası. Bu istikranın ve bir de tecrübenin şahadetiyle bu kainatta ve insanda israf yok. Abes yok. Yani insan organlarında israf yok. Abes manası bir şey yok. Duada da öyle. Mesela hurma zamanı değil mi? Adem. Allah aşkına o hurma var ya, cennet hurması diyorlar değil mi? Bir Trabzon hurması, Rize hurması falan diyorlar ya. Şu yuvarlak hurma. Şimdi tam şey gibi olmuş değil mi? Bal gibi. Bak şimdi. Geçen aldım böyle bıçakla, böyle yarmama gerek yok. Yarıldı, dökülüyor. Ağaçtan dökülüyor. Yani şerbet dökülüyor. Şimdi dala bak. Bir de buna bak. Şöyle hurma. Dökülüyor yani ha, bizim tarlada. Bakıyorum Fesuban al, arı da geldi. Nasıl biliyor musun? Böyle parça parça düşüyor böyle. Ama çubuk kabı kadar bir çubuk. Şimdi bu niye söylüyorum? Hiçbir yerde bir israf yok. Hiçbir yerde manasızlık yok. Eğer bu kainatın sonunda ahirette olmasa bu kadar edile masraf, bu kadar ilim, bu kadar mantık, bu kadar felsefe, bu kadar hikmet, bu kadar araştırma, bu kadar yani bu kainata edilen bütün masraflar hep manasız olur. O zaman ne oluyor biliyor musun? İlkokul, ortaokul, lise okudun, üniversite gideceksin değil mi? Osman olacaksın. Niye üniversite gidiyorsun? Aa, beyin sıfırlansa. Ya ilim yapacağın yer terse dönse. Gözüne gidiyorsun, göze doktorunu, gözünü kör ediyor. Kulağa gidiyorsun, kulağın sağırıyor. Üniversite gidiyorsun, cahil oluyorsun. Yani bu alemden sonra ahiret yoksa her şey tersine döner. Bu da buraya edilen masrafı söyle. Niye edilmiş ki? Madem yok olacaktı. Madem ay sonu parayı yakacaktın, maaşı yakacaktın, niye çalıştın? Madem bu kainattan sonra son hiç olacak, hiç. Hesap mesap başka bir hayat yoksa, bu hayat niye var ya? Yani entropi denilen fizik kurallarına göre var, nasıl yoka gidecek ya? Nasıl yok olacak yani? O zaman tecrübenin şahadetiyle baktığımız zaman şu kainatta abes yok, yani manasızlık yok, israf yok. Bu neyi gösteriyor? Madem dünyada hiçbir şey abes yok, israf yoksa, kainatın sonunda ahiret olmamış olursa, komple kainat israf ve abes olmuş olmaz mı? Anladık mı abi? Yani bu dünyada en ufak detaya dikkat ediliyor. Manasız, abes, israf yok. Öyle yapılıyor. İnce dala, bu kadar dala bunu takmış. Hesap yok mu burada matematik? Bu hurmada kimya yok mu? Yemek, yemek yapmak için üniversiteler varmış. Yemek yapmak için. Şimdi burada kimya var. Mekanik hadisesi var. Sanat var. Dil var. Hurmaya göz var. Onu boyamış. Boya yok mu? Dili bilmeyen bunu tadı verebilir mi bu hurmaya? Gözü bilmeyen doğuştan ama bu hurmaya bomba boya atabilir mi otokaportada? Doğuştan ama almış boya tabancasını, arabayı boyuyor. Nasıl boyayacaksın ya? Şimdi o zaman bu kadar dikkat edilmiş buna. Tuzuna, yağına, karabiberine, kimyonuna, baharatına dikkat edilmiş. Sana cevap olmuş. Fakat bu kadar dikkat senin için, bu kadar seni besleyecek. Sen de toprakta bir avuç toprak için. Tamam da yani akıl almıyor ki yani. Madem ben hiç olacaktım, niye varım ki? Bu kadar ilim ne olacak? Üniversite gidiyorsun. Ne yaptık? Bütün bilgiler sıfırlanıyormuş. İlkokul, ortaokul, lise bilgileri. Üniversite sıfırlanma yeriymiş. Yani ilim yaptık. Toprağa bir girdik, ağaç sıfır oldu. Düşündük. Toprağa gittik. Hiçbir şey düşünmememişiz. Yani diyor ki eğer madem bu kainatta israf yok, şeyin odunun külünü bir kullanıyorlar değil mi? Odunun külünü bile kullanıyor. Odunun külünü saklıyorlar şimdi evde. Ondan sonra ocaklık yapıyorlar. Değil mi? Kabak ocaklığı yapıyorlar. Bunu kullanıyorlar.
Hayvan gübresini satılmıyor ya. Hayvan gübresini atılmıyor. Vesaire yapıyor. Bu dünyada hiçbir yerde israf yok. Ahiret olmamasıyla komple her şey tersine döner. İlim cehalete, vücut yokluğa, merhamet zulüm olur. Adalet kadar en büyük tersi dönen bir şey olmaz. Adalet zalimlik olur. Şey diyor o zaman sağ olun. İnkılap hakayık olur diyor. Evet. Yani her şeyin tersine inkılap etmesi ki inkılap-ı hakayık muhaldır. Ehlakın ittifakını muhaldır. Evet. Kafirler dahi onu söylüyor. Yani bir şey varken bir şey onun tersine dönmesi. Var bir şeyin yok olması. Yani ters olması. Artı 10 derece sıcaklık şu anda. Aynı anda eksi 10 derece olsun. Bütün aklın ittifakıyla bu inkılap-ı hakayık muhaldır. Yani bir iğneye usta arıyoruz. Evet. Birinin ustasız olmuyor da. Bu mevcuta da hep sanatkarlığı, ya. Sanatlığı. Adem-i abesiyet ve Adem-i israf, yani kainatta kısacası israf ve manasızlık yok. Sonunda da ahiret olmasa bu dünyadaki bu kadar dikkat tersine döner. Fıtratta israf, insanın yaratılışında israf, yaratılışta kainatta abesiyet olmadığına delil. Nereden biliyoruz? Onu söylüyor. Fıtratta israf. Yani insanda bir israf yok. Var mı israf? Yok. Hilkatte, ya bizim dışımızda, doğada, kainatta da abesiyet yok. Ona delil neymiş? Sani Zülcelal, sanatlı yapan Allah, her şeyin hilkatinde, yaratılışında en kısa yolu, en yakın ciheti, en hafif sureti, en güzel keyfiyeti, ihtiyar ve intihab etmesidir. Ve bazen bir şeyi yüz vazife ile tavzif etmesidir ve bir ince şeye bin meyve ve gayeleri takmasıdır. Buymuş delil. Yani insanın fıtratında israf, yaratılışta, dışarıda, doğada abes olmadığına delil neymiş? Delilimiz ne şuymuş? Her şeyi sanatlı yapan Allah yaratırken her şeyi en kısa yolu tercih etmiş. En kısa yol, yani uzun dolambaçlı yol takip etmemiş. Bunu fenler söylüyor. Bunu hoca alimler değil. Yani doğada, tabiatta abes israf olmadığını ehli fen, kafir mümin fark etmeden diyor ki doğada her şey en kısa yol takip edilerek yapılıyor. Dolambaçlı, mesela şöyle diyeyim. Şuraya elektrik koyalım. Kablo birkaç yerden geçsin. Şurada da ampul koyalım. Elektrik baktığın zaman direnç, bir sürü şeyler var. Elektrik ocakları var. Orayı bırakıyor. Kolay, rahat attığı yerden gelip ampulü yıkıyor. En kolay yolu gidiyor. Dereye bakın. Dereye bakın. Kuşların uçmasına bakın. Göç ederken. En kısa yol. Hücrenin faaliyetine bakın insanda. En kısa yol, sonra en yakın cihet, kendisine en yakın olanı, en hafif surette, kendisine müşkül olmayacak, zor olmayacak. Bir de en güzel keyfiyet, mesela gözü takalım. Abim senin ismi neydi? Osman. Osman mıydı Osman abi? Kaç yaşındın sen abi? 47. 47 bak, 47 yaşında bak. Osman şimdi koltuk altına gözü koysak nasıl olurdu sence? Göremezsin diye. Aa, böyle değil mi? Böyle dur. Dip duracaksın. Dip duracaksın. Eller havada gezeceksin. Eller havada gezeceksin şimdi. Olur mu ya? Olmaz. Şimdi koruma olmasa ne haber lan diye böyle vursana göz gitti. Göz gitti. Niçin söylüyorum biliyor musun bunu? En güzel keyfiyette, en güzel nereye yakışıyor oraya koymuş. Tepeye de koysa değil mi? Olmaz. Olmadı. En güzel. Çeneye koysa. Çeneye de olmaz değil mi? Mesela dili koltuk altına koysa, yemek yiyeceksin ya, dilden lezzet alacaksın. Çiğneyip ağzından boşatacaksın, tekrar dile götüreceksin. Lezzetini alsın. Lezzetini al, bakın lan, sür böyle. Dili başka yere koysak.
Şimdi ağız şey nedir? Lezzet almak için koltuk altına götür. Dil orada ya. Adına. Veya her lezzete bir dil koysa. Turşuya ayrı bir dil. Yoğurt yerken ayrı bir dil. Şeftali yerken ayrı bir dil. Su, şimdi su içeceğiz. Ayrı bir dil. Ayrı bir dil olacak. O zaman poşette dille dolaşırsın. Ustam diyor ki sepetle dolaşman lazım. Arı dağı gibi dil olması lazım. Konuşurken dil. Kabak dilimi unuttum ya. Kabak yiyeceğiz. Bir dil var mı kabak dili olan? Öyle olur değil mi Osman? Çok tuhaf olurdu ya. Bu neyi gösteriyor? En güzel keyfiyeti, en güzel şekilde tercih edilmiş. Ama Osman, ben bu eve ilk defa geldim, bu dershaneye. Yapılmış, kürek yok, sağlamamışım. Bak geldim, ders yapıyorum. Nasıl hazır burayı buldum? Hazır buldum. Bugün bak sobada yokmuş vesaire. Allah razı olsun hemen geçene bu binayı yapanlardan. Yani arkadaşlar, canlı yayında olanlar, bu yeni açılan dershanemiz, o resimde, meculda, dimada attığım, o dağdaki, o Urmak köydeki 3 katlı dershanemizde yapıyoruz. Oradan sesleniyoruz. Şimdi ben geldim, burayı hazır buldum. Bu bedeni de hazır buldum ben. Değil mi? Dünyaya geldim, ağladım. Büyüdüm, ayak dediler, göz dediler, baba dediler, elma dediler. Her şey hazır gördüm. Baktım güneş hazır. Nefes almak hazır. Elma armut hazır. Ayakları hazır. El hazır. Her şey hazır. Baba da hazır, ana da hazır. Ekmek geldi, su geldi. Ondan sonra 15 sene mühlet verdiler. Düşün taşın bakalım. Burada bir şey var mı yani? Bak, bu kadar geldiğin yollara bak. Geldiğin her şey hazır. Her şey bedava. Bak 15 sene düşünme fırsatı veriyorum sana. Düşün bakalım. Bu senin var olmanda, burada olmanda bir mana var mı? Acaba seni takip eden birisi var mı? Seni buraya niye getirmiş? Ne olabilir? Gayesi neydir diye. Bir düşün bakalım. 15 sene mühlet veriyoruz. 15 sene. Bulu çağı ya. En güzel keyfiyeti ihtiyar. Sonra tercih etmesi. Bazen bir şeyi 100 vazifeyle tavzif etmesi. Mesela karaciğer. Bilmem kaç 100 bin vazifesi varmış. 300 bin küsur. Enzim noktasında 300 bin küsur. Bir şeye binlerce vazife vermiş. Ya. Düşün, akciğere bak. Ne kadar acayip bir şey ya. Dile bak ya. Ne kadar bunu tadıyor. Bunu tadıyor. Her şeyi tadıyor. Bazen bir şeyi 100 vazifeyle tavzif etmesidir. Tavzif, vazife vermesi. Ve ince bir şeye 1000 meyve ve gayeleri takmasıdır. İnce bir şeye mesela kalbe, vicdana, merhamete, şefkate, düşünceye. Bak mesela bir düşünce. Adamın dünyasını cehennem dedi biliyor, cennet dedi biliyor. Yatamıyorum diyor. İkide bir ölüm seansları geçiriyor adam. Her an öleceğim gibi geliyor. Hadi neyle kurtaracaksın onu? Biliyorum diyor, hastaneye git dedim. Can diyor, poşeti gösteriyor. Böyle ses yaptırıyor telefona. Kaç tane ilaç var? Ölüm senaryosu. Neyle aşacaksın şimdi? Tek bir çaresi var. Ahirete iman olmadıkça ölüm seanslarından kurtulamaz. Ahireti güzel göreceksin. Celal'in dediği gibi. Kaç hafta kaldın dershanede Celal? 2 hafta. 2 hafta kaldım. Farklıymış diyor. Dünya farklıymış diyor. Ya farklı. Zahirde her şey gözüktüğü gibi değil. Hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Farklı böyle baktığın zaman çok rahat oluyorsun. Aynı yere bakıyorsun mezarlığa. Dehşet alırken ötekisi nöbetini bekliyor. Ölümü nöbet gibi görüyor. Yani yeni evlenmiş gibi bekliyor. Ölümü diyor. Nasıl oluyor? Demek ki burada bitirmiş olayı. Madem israf yok, abesiyet olamaz, elbette saadeti ebedi olacaktır. Çünkü dönmemek üzere Adem, dönmemek üzere yokluk, her şey abes, her şey israf eder. Mesela gittik mezara, bir daha dirilmedik. O zaman ne olur? Her şey anlamsız olur, gayesiz olur, yok olur. Yokluk olur, maksatsız olur, israf olur. Umum fıtratta, ez cümle insanda,
fenni menafiül aza şahadetiyle sabit olan Adem'i israf gösteriyor ki, yani tıp, yani bedenle ilgilenen fenler bize gösteriyor ki hiçbir yerde insanın organında israf yok. Bu bize gösteriyor ki insanda olan hadsiz istidadat-ı maneviye ve nihayetsiz amal ve efkar ve muhlak dahi israf edilmeyecektir. Madem bedende israf yok, insanın aklın fikirlerini, kalbin meyillerini, ruhun arzuları da israf edilmeyecektir. Niye? İnsanın efkarı, muhlakı dahi israf edilmez. Aklın fikirlerini, kalbin meyillerini, ruhun isteklerini, istidatlarını, arzularını da reddedilmeyecek. Niye? Bedende israf yok. Onlarda da israf olmaz. Bir de şey diyor sana, Cevat-ı Mutlak tarif ederken, verdiği nimeti diyor. Geri almaz. Almaz. Evet, Kerim, Cevat-ı Mutlak-ı Kerim, verdiği nimeti geri almaz. Öyleyse, insandaki o esaslı meyli tekemül, insandaki olan, bak Allah'ı merak ediyorum diyor, insan kendisi merak ediyor diyor, cenneti merak ediyor. İnsanda her şey, doğada her şey, insanda dahil, her şey iyi hamile. İyi hamile gidiyor. Yani daha iyi, daha iyi, daha iyisini, daha yukarısını, daha şeyi böyle gidiyor. Topraktaki elementler bitki olayım diyor. Bitkiler hayvan olayım diyor. Hayvanlar insan olayım diyor. Böyle bir yarış var. Öyleyse insandaki o esaslı meyli tekemül bir kemalin vücudunu gösterir. Yani bende bir kemalat, daha iyi, daha iyi diye düşünce var ya, istek var bende. Demek ki böyle bir kamili mutlak var ki bana o vermiş bu özelliği. Bu donanımı o vermiş. Bu isteği o vermiş. Bana bu isteği vermişse kendisi de böyle. Kemalatı, güzelliği, iyi sevme bana özelliği vermişse kendisi kâmil. Doğuştan kör, göz veremediği gibi. Ve meyli saadet ve saadet ebedi namzet olduğunu kat'i olarak ispat eder. Yani insandaki saadet ebediye meyil, bir meyil var bizde, ebedi bir saadet, güzel yaşama, böyle bir meyil var. O zaman saadeti ebediye insan namzet olduğunu gösteriyor, ilan ediyor. Öyle olmasa insanın mahiyet-i hakikiyesini teşkil eden o esaslı maneviyat, bir de maneviyat var ki maddede gözüküp madde olmayan, nedir o? Duygular, şefkat, haya, edep, namus, vefa, insanı insan yapan manevi değerler. Maddenin fonksiyonu mudur? Niye insan vefalıdır? Abi 90 kilo geliyor. Olur mu Adem? O zaman bütün 90 kilolular aynı özelliğe sahip olması lazım. İnce düşünüyor. Niye? 70 kilo. Bütün 70 kilolar böyle olacak. Yani maddenin fonksiyonu değil bunlar. Maneviyat maddede olup madde olmayandır. Yani elektrik ocağında elektrik gözüküyor, ısı olarak gözüküyor. Wolfram telinde ışık gözüküyor ama o tel ışık değil. Elektrik de ışık değil. Yani tel ışık değil. Elektrik de ışık değil. Çünkü elektrik kablosunu bakın böyle çıplak. Oradan elektrik akarken ışık mı göreceksiniz? Elektrik kablosuna bakın böyle. Çıplak gözle bakın. Görecek misiniz ışık? Kabloyu tutarsanız yanar mı eliniz? Yok. Niye? Sıcak değil. Ama ocağa geldiği zaman ısı olay ortaya çıkıyor. İşte insandaki maneviyatı kastediyorum. Yani müceredat-ı sırfaya böyle gösteriyor. Yani soyut olan insanda somut olan, soyut olan, somut olan, yani gözülen, gözüken, tutulan, kilosu olan şu somuta, burada ama buralı olmayan vefa, haya, anlayış, idrak, olmaz, ayıptır, ebed arzusu, sonsuzluk gibi bu istekler, arzular insanın maddesinin fonksiyonu değil. Bu maneviyatını oluşturuyor. Bu maneviyat da neyi gösteriyor? Olmasa insanın mahiyet hakikisini teşkil eden o esaslı maneviyat, o ulvi amal, yani yüksek istekler,
hikmetli mevcudatın hilafını olarak israf ve abes olur, kurur, hebeyan gider. Eğer ahiret yoksa bunlar hiçbir mana ifade etmez. Ne kadar kötü olur ya. Vefa yaptım, vefasızlığa uğradım. Bu dünyada kızmıyor muyuz? Vefa yapıyorsun, ne vefasızsın ya. Dizine gözüne dötsün derler ya. Şimdi ben sana vefa yapıyorum. Ne kadar insan ağrına gidiyor vefasızlık görünce. Ben sana ilim veriyorum. Sen bana nasıl mukabele ediyorsun? Dostluk kuruyorum, düşmanlık yapıyorsun. Seni acıyorum, bana zalimlik yapıyorsun. Ne kadar ters olur. Şimdi insanda da bu maneviyat var. Bu istekler var. Tersiyle mukabele görse, vefat ettik, vallahi böyle bir şey yok. Hakikaten Allah'ı ben seviyordum, Allah beni sevmiyor. Allah'a iman ettim, öyle birisi yok. Acayip bir şey olur ya. Çok tuhaf olur ya. Şu hakikat 10. sözün 11. hakikatında ispat edildiğinden kısa kesiyoruz. Orada insanı anlatıyor. Ben burada kesiyorum. Bir saati geçirdiğimiz için kusura bakmayın. Orası çok dehşetli. Evet. 10. sözün 11. hakikatında 11 tane insan nedir tarifi var. İnsanı insan yapan 11 tane vasıf var. Temel var, esas var. Gençler kusura bakmayın biraz uzattığımdan. Geceniz mübarek olsun. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha kemal selavat.